Yeni drone aldım, ne yapmalıyım? Kasım indirimleriyle beraber birçok kişi drone sahibi oldu. Kimi DJI Mini aldı, Mini 2 aldı, Air 2 aldı vesaire, birçok üründe güzel bir indirimler oldu. Bu indirimlerin sonunda da hobiye daha fazla kişi katılmaya başladı. Ve artık herkesin aklında bir soru: drone aldıktan sonra neler yapmalıyım? Nasıl uçurmalıyım? İşte bataryaları nasıl kullanmalıyım? Şimdi bu soruları cevaplamaya çalışacağım. İlk öncelikle drone aldığımızda kutusunu açın, şöyle bir bakın etrafına. Yani nasıl bir ürün, nasıl bir malzemesi var, kırılır mı kırılmaz mı, ilk olarak bunu yapmaya çalışın. Eğer combo bir paket aldıysanız bu çantayla beraber gelecek. Gelin bu çantamızı açalım. Önemli olan zaten drone'umuz burada. Drone'umu şu şekilde tutayım. Daha sonrasında kumanda ve batarya. Bu üçü önemli olan arkadaşlar. Şimdi çantayı kenara koydum. Burada görmüş olduğunuz şarj hub'u ve içerisindekiler bataryaları. 3 tane bataryası var. Yaklaşık olarak rüzgarsız bir ortamda yaz aylarında uçarsanız 27-28 dakika boyunca havada kalıyor. Eğer rüzgar artarsa, işte havalar soğursa, sıcarsa aşırı derecede, bunlar tabii etki yapıyor ve şarj süreleri 25 dakikaya 23 dakikaya kadar kısalabiliyor. Tabii bunlar C mod için. Sport modda uçarsanız daha hızlı bitecektir. Peki bu modlar ne? C modu, N modu, S modu. C modu dediğimiz sinematik, yani en yavaş mod. En yavaş modda saatte 38 km hıza kadar ulaşabiliyor. Daha yavaş dönüyor, daha yavaş ilerliyor. En modu ise normal bir mod. Yani istersek video çekebiliriz, istersek bir yere gidebiliriz. Yani bu size kalmış. Sport modda bir takip yapacaksak, bir anda hızlanacaksak, uzak bir yere gideceksek sport modu kullanmanızı tavsiye ederim. C modu 38 km hız yapıyor, N modu 48 km hız, S modu ise 58 km hız yapıyor. Batarya kullanımımız ise, drone'umuzu uçurmadan önceki akşam şarj edebiliriz. Yani 2 gün sonra uçacaksak o günün akşamını bekleyelim, o zaman şarj edelim. Yani bu bataryalar 3 gün boyunca boşu boşuna beklemesin. Eğer planınız iptal olduysa drone'u boş bir şekilde, bunu powerbank olarak da kullanabilirsiniz. Şarjlarını %60'a %50'ye düşürürseniz bataryaların ömrü kısalmayacaktır. Bu şekilde söyleyeyim. Şimdi bataryaları da koyuyorum. Drone aldıktan sonra yapmamız gereken şey, bir tane de havza kart almamız gerekiyor. Havza kart giriş yerimiz burası. Hemen şu şekilde benimkini göstereyim. Benimki Samsung Evo Plus'ın U3 sınıfı havza kartını kullanıyorum. Eğer detaylı bir şekilde havza kartları hakkında bilgi almak isterseniz de kartlardaki videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi kumandamıza gelelim. Kumandamızın burada sol ve sağ joystickleri var. Hemen çubukları burada. Şöyle takayım. Çubuklarını takarak bu şekilde kullanabiliriz. Daha sonrasında drone'umuzun güç açma tuşu, bir kez basıp bir kez bası tutmamız gerekiyor. Bir kez bastım, bir kez de bası tuttum. Şu an kumandam açıldı. Buradaki yeşil ışıklar şarjını gösteriyor. Daha sonrasında ortada görmüş olduğunuz Sine, Normal ve Sport yazan da aynı ki söylediğim modları üzerindekini oynatarak istediğimiz moda alabiliriz. Hemen buradaki tuşa da bası tutarak drone'umuzu homepage noktasına, yani RTE yaparak kalkış noktasına geri getireceğiz. Buradaki tuş fotoğraf video başlatma, buradaki fotoğraftan videoya geçme, buradaki de gimbalı hareket etme tuşu. Bunları zamanla daha detaylı videolarla öğreneceksiniz. Eğer combo paketi aldıysanız böyle bir kelepçeyle gelecektir. Bunu şöyle çıkardığımızda pervanelerimiz zarar görmeden taşınması için böyle bir kelepçemiz var. Bunu çıkardım. Drone'umuzun önünde de bir gimbal koruyucu var. Bunu da alttan asılarak çıkartıyoruz. Şu an drone'umuzun tamamen çıkarılması gereken yerlerini çıkardık. Açmak için yukarıdakilerini ileriye doğru itiyoruz. Alttakilerini döndürerek açıyoruz arkadaşlar. Döndürerek açtıktan sonra drone'um şu an uçmaya hazır. Tabi bataryamızı takacağız. Yine aynı şekilde bir kez basıp bir kez bas tutarak drone'umuzu açacağız. Drone'umuzu çalıştırmadan önce bir uygulama indirmemiz gerekiyor ve bu uygulamanın ismi DJI Fly uygulaması. DJI Fly uygulamasını Google'dan indirmemiz gerekiyor. DJI Fly yazarak indirebilirsiniz. DJI Fly Download Center'dan APK'sını indirip kurmamız gerekiyor. Gelin şimdi drone'umuzu nasıl bağlayacağız, buna bakalım. Kumandamızı açmıştık. Hemen buradaki anteni asılıyoruz. Bu antenimiz bizim. Yani burası drone'un olduğu yöne bakacak. Burada benim taşıma şeklim. Benim telefon tip C olduğundan dolayı tip C kablo taşıyorum. Buraya dolayıp burada saklıyorum. Yani uzun süredir orada. Şimdi telefonumuzu yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi telefonumu yerleştiriyorum. Telefonumu şu şekilde kabloyu kurtarıp ileriye iterek sımsıkı bir şekilde yerleştirdim. Kendime göre nasıl kullandıysam, nasıl alıştıysam telefonu o şekilde ayarlıyorum. Kabloyu hemen burada takıyoruz. Aslında yapmamız gereken bütün işlem bu kadar. Şimdi kumandamızı açıyorum. Kumandamı açtım. Şimdi yapmam gereken, şimdi kumandamı koydum. Bu sefer de drone'umun pilini takacağım. Drone'umun pilini takıyorum şimdi.
Bir tane bataryamı aldım. Şu an havalar soğuk. Bataryaları takmadan önce elimizde biraz ısıtalım veyahut da işte cebimizde taşıyalım. Üstümüze silelim vesaire. Hani biraz ısıtmamız gerekiyor. 5 derecenin üzerine getirmemiz gerekiyor. Zaten hani eliniz 30 derece civarındadır. Bunu çok rahatlıkla ısıtacaktır. Şimdi taktım. Yani yine yapmamız gereken bir kez basıp bir kez basıp tutacağız. Sesi geldi. Şu an açılıyor. Şu an açıldı. Şimdi ekran görüntüleriyle de devam edeceğiz. Zaten şu an DJI Fly'a bağlandı. Otomatik açıldı. Ve DJI Fly ile bağlandı. Şu an ekranıma geldi. Mesela yapmamız gereken şey kesinlikle ama kesinlikle drone'u ilk aldığımızda evimizde uçurmayacağız. Yani evimizde GPS gidebiliyor. GPS hassasiyeti çok az olabiliyor. Bu da kaza kırımların yani %90'ı ilk alındığında oluyor. Gidiyorsunuz kanepeye çarpıyorsunuz, dolaba çarpıyorsunuz. Öndeki cam kırılıyor, kol kırılıyor. Yani hobiye başlamadan soğuyabiliyorsunuz. Şimdi gidelim nasıl kalkacak ona bakalım. Şimdi drone'umu açık bir alana koydum. Yani şu an okulun yani futbol sahasındayım. Yani yaklaşık bir etrafım bomboş. Kaldırdığımda 1.2 metreye gelecek. Otomatik kalkış için hemen soldaki ok tuşuna basarak bastı tutuyorum. Ve şu an kendi otomatik olarak kalkıyor. 1.2 metreye kadar kalktı. Yukarıya basarak sol joystick'e ve kendi ekseni etrafında döndürebiliyorum. Şu an açımı ayarlayacağım kendimi çektiğimden dolayı. Şimdi öğrenmemiz gereken neler var? Kısaca ondan bahsedeyim. Hemen sağdaki kırmızı oka bastığımızda şu an neredeyse videodaysa video çekmiyor, fotoğraftaysa bir fotoğraf çeker. Hemen o kırmızının üzerindekine bastığımızda fotoğraf, buradan fotoğraf şekillerini, tekli, zamanlayıcı vesaire fotoğraflarımız var. Video şekli ise videoya bastığımızda çözünürlük ve FPS'lerimizin yerleri değişti, alta indi. Hemen alta tıklayalım. Mesela 4K'ya kadar çekebiliyoruz. 4K'da 24 FPS ve 30 FPS. FPS ne demek? Kısaca ondan bahsedeyim. Saniye başına düşen kare sayısı. Yani 30 tane mesela şu an 30. 30 tane fotoğraf çekip 1 saniyelik görüntü yapıyorlar. Kısaca bu. Yani 24 filmlerde kullanılıyor. Sinema sektörlerinde. Hani 30 bir şey anlatacakken. Ben şu an anlattığım için hani 30 benim için ideal. Ama bir vlog tarzı bir çekim yapsaydım, işte size oraları detaylı bir şekilde anlatarak gitseydim, bu sefer 60 olması gerekirdi. Çünkü siz orayı detaylı bir şekilde görmeniz gerekiyor. Yani kısaca FPS bu şekilde. 1080p, 2.7K ve 4K olmak seçeneğiyle 3 farklı çözünürlüğümüz mevcut. Depolama alanımız hafıza kartımızın deposu. Hemen soldaki buraya basalım. Şu an haritaya geçti. Haritaya girdiğimizde drone'umuzu ilk nerede açtığımızı, burada ben mesela yürümüştüm, yürüdüğümü de kaydetti. Şu an kaldırdığım nokta home point noktası. Yani kaldırdığım yerde biraz kendimi ayarladım, arkaya aldım. Şu an orada. Ben ise şu mavi olarak gösterilen yerdeyim. Drone'umun şu an yönünü gösteriyorum ve tarafta olduğunu görebiliyorum. Tabii bu güncellemelerden sonra iyileşti. Şimdi kısaldığından dolayı bizim drone'umuzun nerede olduğunu görebiliyorum. Şu an mesela bir gönderiyorum geriye doğru. Drone'umu ok işaretinden benden uzaklaşarak gidiyor. Şu an geri getiriyorum drone'u. Gelirken şimdi göstereyim. Mesela N moda aldığımda hemen N mod, normal mod. S moda aldığımda sport mod. Ben şu an açısını beğenmedim. Ve hemen şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı yapmak istiyorum. Bunu yapmak için göstermiş olduğum sol joystick'in arkasındaki joystick'i oynatarak bunu değiştirebiliyoruz. Şimdi C modunu alıyorum ve yanıma getiriyorum drone'umu. Drone gelirken hani görüntüye bakmak yerine drone'a bakmanızı tavsiye ederim. Şu an ben drone'a bakarak buraya iniş yaptırıyorum. Hemen şöyle yine yanıma doğru getiriyorum. Haritanın sağ altındakine bastığımızda ise yine haritanın bu sefer farklı bir navigasyon çeşidi. Ama bu artık haritaya da geldiğinden dolayı hani bunu önemsemeyin. Harita hem sizin konumunuzu hem kumandanın konumunu hem de kalkış noktasını gösteriyor. Burada başka dikkat etmemiz gereken hemen sağda ev ayarları var. Ev -0.3 yazıyor. Bu ne demek? Gelin bakalım. Bu sizin aslında beyaz dengeniz. Şu an 0'a aldım. Mesela +3'e kadar gidebiliyor. Gördüğünüz gibi artık ben bembeyazım. Veyahut da -3'ü alalım. Gördüğünüz gibi ortalık simsiyah. Eğer gece çekimleri veyahut da gündüz çekimleri yapacaksanız mesela gece çekimlerinde ışıklar patlayabilir. Onu -1'e alırsınız. Gündüz çekimlerinde özellikle öğlen güneş aşırı patlayabilir. -1'e alırsınız. Ama işte
ışığın olmadığı bir yerlerde artıyı alırsınız. Biraz daha iyi olur. Mesela şu an benim için en ideali -0.3. Burada başka bilmemiz gereken hemen quick shot'lar da burada. Drone, roket, dairesel, spiral, bumerang vesaire bunları görebilirsiniz. Panorama fotoğrafta şehir dedi 360, 180 derece ve geniş açı olmak üzere 3 çeşit. Yani şimdi bilmemiz gereken bir şey daha var. Yani başlangıç seviyesi için anlatıyorum bunu. Sağ üstteki 3 noktaya tıkladığımızda maksimum irtifa 115 metre. Yani bu yükseklik ilk başta bu şekilde kalsın, hatta düşürebilirsiniz. Bunu oynatarak düşürebilirsiniz. Yine 100 120'nin altında olsun. Maksimum mesafe 2000 diyor ama siz bunu ilk aldığınızda 1000 falan yapın. Yani 1 kilometreden uzağa ilk aldığınızda götürmeyin. Yani gözünüzden kaybolmasın drone'unuz. İlk alışın. Daha sonrasında oto RT irtifası, bu çok önemli. Sizin bulunduğunuz bölgedeki en yüksek binanın yükseğinde olsun. Diyelim bizim burada en yüksek bina minare var. Onun da boyu diyelim ki 50 metre. Bunu 60 metre yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ben bir kaza kırım yaşamayayım. Yani kısaca drone aldığınızda bu ayarları bilmeniz gerekiyor. Bunları yapmanız gerekiyor. İlk uçuşta kesinlikle ama kesinlikle dışarıda uçun. Yani gördüğünüz gibi bir sıkıntı olursa bile açık bir alan bir yere çarpmayacak. Yani drone'u tutabileceğiz. Hani sıkıntı şu, GPS gidebilir. Yani aksi halde bir şey olabilir, bir darbe gelebilir, evde bir şey olabilir vesaire. Bu yüzden kesinlikle evde denemenizi tavsiye etmiyorum. Kazaların yani %90'ı ilk alındığında evde deneme amaçlı uçuyorlar ve yani sonu hüsranla bitiyor. Kameranın camı kırılıyor, kol kırılıyor. Yani gerçekten kolun fiyatı 450-500 lira arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şimdi son olarak da kısa bir video çekelim. Video çekmek için kırmızıya bastığımda şu an 4K 30 FPS'te bir video çekiyor. Hemen şu şekilde uzaklaştırarak kendimi çekerek videomuzu burada sonlandırıyorum. Videoyu bitirmek için de kırmızıya basarak videoyu bitirebilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Kanalımda izleyebileceğiniz birçok çeşit videolar var. Yeni drone aldım, ne yapmalıyım? Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere çeşit çeşit videolar var. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı unutmayınız. Videoya da like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.